obez. Çocukken çok kiloluymuşum. Hatta çocukluk fotoğraflarım çok komik. Sonradan benim spor hayatım biraz erken başladı. 15 yaşında başladım. Dansla birlikte. Zaten yaptığım dansın gerektirdiği bir şey, güçlü olmam gerekiyor. Ne tarz danstı? Ben break dansçı, akrobattım. Ellerimin üzerinde sürekli hareketler yapan, hani kafasının üzerinde dönen kişiler vardı ya, onlardan. Senin salsa... O sonraki aşama. İlk break dansla başladım. Önce kafanın başladım. Üzerine dönmeye başladın. Evet. Sonra dedim ben ne yapıyorum? Sonra şöyle bir olay oldu. Ayağımı kırdım. Her senenin 3 ayı ayağım kırık yatıyorum. Hani ailem de bu durumdan sıkıldı yani. Yani dediler oğlum nereye kadar gidecek böyle? İkisini birden işte öyle kırınca o sırada konuştuk. Oğlum ne olacaksın? Bak ayağın alçıdan çıkınca ne olacak? Ne yapmak istiyorsun? Ben dedim bu ayak bu alçıdan çıksın. Ben yine gideceğim dans edeceğim dedim. Onlar da dedi ki madem böyle olacak hani sen bu fikirden vazgeçmiyorsun. Tek bir dansta sınırlı kalma. Annem babam tutup Latin danslarına yazdırdı. İlk başta sevmedim tabii hani bir break dans şeyi vardı ya bu dans kolay. Hani biz ellerimiz üzerinde duruyoruz ya o dans kolay gibi hangisi geldi diye zor? Düşünüp. Şimdi gerçekten yani break dans dünyanın en zor dansıdır. Neden? Çünkü hani birine söyleyelim ellerin üzerine kalkmasını. 3 aydan aşağı yapamaz her gün çalışması. Şu an mesela en çok üzerine çalıştığın dans hangisi? Breakdance, okey kapandı o defter. Şu an dans benim için birazcık ikinci planda kaldı. Çünkü oyunculuk sektörüne geçtim ve bu sektörde yeniyim. Hani daha bir senedir bu sektörün içindeyim. Öğrenmem gereken çok şey var. Eğitim almam gereken çok şey var. Eğer dans benim için birinci planda olursa bu öğrenmek istediklerimi, yapmak istediklerimi tam anlamıyla yapamam. O yüzden dans şu an benim için hobi oldu. Ezra senin nasıl dansların? 3 sene break dans yaptım. Aa. Sen de mi? Aynen öyle. Ama liseye kadar. Sonra kafayı kırdın. Yok kırmadım Allah'a şükür bir yerimi. Gayet güzeldi. Neden? Nerede anladın evet. Break dansı bırakmak istediğini? Yani aynanın karşısına geçip Ezo daha fazla break dans. Çok yoğun oldu hayatımın akışı o yüzden. Çok çalışmaya başladım, sahne aldım, aynı zamanda okula gidiyordum. Biraz zorlandım. O yüzden bıraktım yani bir anda oldu. Ferman abi ben senin de breakdance'la... Ben 90'lı yıllarda ben rapçiydim. Ne? Tabii. Nasıl? Tabii Adana'da o dönemler heavy metalciler vardır. Rapçiler biz Don't Worry Be Happy diye ben MC Hammer, Vanilla Ice falan dinlerdim yani. Sen MC Hammer... Tabii canım. MC Hammer, You Can Touch This you falan. You Can Touch This, dokundur diyor ya orada. You Can Touch This. John Bon Jovi'ciler vardı, biz MC Hammer'cılar falan. Rapçiydik yani. Hem metalciler karşılarında her hafta sonu Adana'da incirlik vardı. Abi Amerika'da. Ben şeyi merak ediyorum. Bir gün Ferman Toprak kafayı kırıp yani hayatı tesbih yapmışımı söylerken kafasının üzerinde dönerken görebilecek miyiz? ya da şey yani şu hareketleri yaparken falan. Valla o zamanlar merakım vardı da ayna karşısında yapardım. Kendimi yakıştırmadığım için de hiçbir zaman toplum içinde oynamadım ama çok güzel halay çekerim. Egal'a söylerim yani. O neydi? Hilmi gerçekten Gökhan Keser bana bir meydan okudu. İşte ben dedi şu dansı yaparım falan filan. Başka kim bana meydan okumuştu? Larisa Gacemer. O da bana meydan okudu. Sonra bana birisi daha meydan okudu. Hilmi Cem. Versene müziği abi. Eğer Hilmi Cem bana bir dakika içerisinde salsa öğretemezse ben hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Hilmi Cem, önce senden. Dur. Abi elimi niye tutmak istedin? Bak. Beraber dans. Abi, salsadır mansadır. Şimdi Ferman abi de burada. Şöyle bir şey yapsak. Şimdi tamam herkes salsa, dans ettiğimi biliyor. Keşke herkes bir anda salsa, evet. Yani daha farklı bir şey yapmamı ister misiniz? Hadi mesela? Abi. Mesela şimdi meydan okuma dedin ya. Estağfurullah. Öyle bir şey kulağıma geldi İlmeyeceğim. Öyle bir şey geldi. Sağda solda duydum. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz Ali abi. Sen ayakların üzerinde yapacaksın benim yaptığım hareketi. Ben ellerin üzerinde yapacağım o kadar. Olur mu? Tamam.
Tamam be. Tamam, sen sadece ayakta böyle duracaksın. Ben de burada kalacağım. Sağ ol, Allah razı olsun, sağ ol. Sadece ayakta duracağım. Böleyim mi inmeyeceğim? Bırak elimi, bırak elimi. Ayakta duruyorum. Abi elime... Hayır, hayır, hayır. Ha, tamam. Yapmaya çalışıyorsun. Yani iki zirilyar insan izliyor, Çin'de dahil. O neydi? Bu yaptığın hareketin tam olarak adı? Amut diyoruz biz buna. Farkındayım. Amut'ta şınav çekme ve başka... Amut'ta şınav çektin. Ve akrobatik jimnastik hareketleri. Salsa. Ben abim abi. Saat de salsa için geç ama ver. Oo. Aynen. Sana sahneye verken de dans edemiyorsan danslı değilsin demek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.